Çok sıcak. Feci sıcak. Bugün acayip sıcak arkadaşlar. Herkese merhabalar, herkese selamlar. Arabada yoklama başlıyor. Bugün konuğum Günsu. Günsu kim? Günsu'yu tanıyacağız beraber. Keyifli olacak. Günsu kimdir? Neler yapar? Ki bir kısmınız, birçoğunuz da biliyor. Ben maskemi takacağım. Evet. Başladık. Orada. Selam. Selamlar. Ay, 20-45 dakikadır bekletiyorsun. Ya, şaka şaka. Değil mi? Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim vallahi ben. Sen nasılsın? İyiyim. Keyifli olacak galiba. İnşallah. Hava çok sıcak sadece. Böyle bir sıkıntımız var. Birazcık. Aynen öyle. Ne tarafa gidiyoruz? Maslak tarafına doğru gidelim. Maslak. Hı hı. 1453. Oo, aşağı yazar bu. Onurcuğumla buluşacağım orada. Oo, Onur Bey. güzel. Buradan kocaman öpüyorum evet, onu. Kısmet olursa Onur seni de konuk alalım ya. Valla yani yeni projede falan. Evet. Onu da alalım. Peki. Yeni proje. 6 yıl sonra yepyeni bir proje. Ya şimdi ben Günsu kimdir diye böyle bir küçük ön soru sordum kendi kendime burada arkadaşlara. Ha yok yani burada arkadaşlara sordum izleyenlere. Dedim kim biliyor musunuz, tanıyor musunuz falan. Şu an için cevap gelmedi. Alta doğru yazıyorlardır muhakkak. Şimdi seninle ilgili ekşi sözlüğe baktım, birkaç bir şey buldum. Çok da tatlı şeyler yazmışlar biliyor musun? Yani çok hoşuma gitti. Hani böyle senin bir mankenliğin var değil mi? Evet. Ablan gibi. Ablam gibi. Mankenlikten geliyor. Evet. Ama buyurun. Rahmetli babam Türk Sanat Müziği sanatçısıydı ve ben hani çocukluğumdan beri bunun içinde büyüdüm. Hani kimdi? Sonradan yönelmedim buna. Çok büyük bir isim olsun değil. Mahmut İnce. Tamam ismi. Sahne şu ismi Cem Ufuk'tu ama. Sahne ismi farklı. Eskilerde öyledir yani. Aa, evet ya. Ve çok muhteşem okurdu yani. Çok da güzel okurdu. Öyle yani ondan geldi aslında. Ben çok heves ettim. Zaten ablam da yaptı sonrasında. Ablamla biz çalıştık biliyor musun? Çalıştık. On evet numara, selam on söyledi zaten ay, sana. Aleyküm selam. Sen de çok selam söyle. Ay suyu öpüyoruz buradan. Çok tatlıydı. Vallahi çok tatlı. Maşallah. Şekerdir ablam. Aynen çok şeydir. Öyle. Hiç egoları olmayan. Çok doğal kesinlikle bir kadındır. Ama bak sende de o var. Sende de o var. Yani daha gördüğümüz an itibariyle. Arkadaşlar bir baktım stüdyoda birisi var. maskeli geziyor. Maskeli geziyor. yani hani lak diye bulmuş ve lak diye geldi. Süper oldu. Şimdi şarkılardan bahsedeceğiz. Bundan evvel yaptığın işten de bahsedeceğiz. Tabii. Buraya nasıl geldin? Babandan ötürü şarkıyla alakan vardı. Evet. Yani bir taraftan da böyle bir ünlü olma hissiyatı mı var yoksa yok, ben bu... Hiç olmadı. Yani olur mankenlikte mu? Olsa olurdu. Hı. Ya da oyunculuk teklifleri geldiğinde olsa olurdu. Yani yoğunlaşırdım. Hı-hı. Hiç öyle bir iddiam yok. Ben sadece çok seviyorum şarkı söylemeyi. Sahnede olmayı seviyorum. Ha. Tabii sahne bunun yapıyorsun. Yanında bundan para kazanıyorsam da ne mutlu ne bana. Mutlu sevdiğim bir iş yaparak. Keyifliyim yani ama şu anda şu pandemi dönemi birazcık şey oldu. Bir tık sıkıntılıyız. Olsun bu bana moral oldu yine de şarkımı çıkarttım. Buradan Aska Müzik sevgili patronumuz Bülent Kaya'ya da teşekkür ediyorum. Destek oldu bizlere, elindeki sanatçılara şu anda. Aha. Çok güzel destek oluyor. Bu pandemi sürecinde bir de insanlar yatırım yapmaktan korkarken kendileri yatırım yapıyor. Kesinlikle öyle. Helal olsun. Mutluyum yani hani evet. En azından moralim iyi bu konuda. Evet. Peki ne kadar oldu iş çıkalı? Tam bir ayı geçti. Bir ay bir hafta falan oldu. Ve çok güzel bir geri dönüşüm tam böyle oldu. Pandeminin ortasında falan sen hazırlık dönemindeydin. Ve aynen. Çık, hazırdı be. Şarkımız bir yıldır hazırdı. Ve bekliyordu. Yaza çıkartmayı düşünüyordum zaten. Hı-hı. O pandemi süreci dedim ki çıkaramayacağım herhalde. Hani klip nasıl çekeceğiz falan. Haziran'da kalktı ya 1 Haziran'da. Evet, hemen evet. 5 Haziran'da çekiyoruz dedim. Emrah Özbülent çekti. Çok da güzel, keyifli yaz klibi oldu.
Bir işe sen bizim Kaan'la çalıştın. Kaan Gökman. Değil mi? Benim canım arkadaşım. Onu da çok seviyorum. Eskiden de tanışıyorsun. Hı-hı. Hı-hı. Çok eski tanırım. Bizim Elif sayesinde tanırım hatta. Ha, bizim Akbaş. Biz Kaan'la başka şarkılar da yaptık. Ha. Bir tane daha şarkı yaptık. Ya onunla çıkmayan işlerin var senin? Çıkmadı. Bertan Arslani'den aldım. Bir tane şeyden aldım. Hande Yener'e şarkı veren Altan. Tamam, Altan Çetin. Altan Çetin'den. Evet, tamam, aldım. Süper. O da kaldı. Çıkaramadım. Peki onlar ne oldu? Sıkıntılar yaşadım. Duruyor şarkılar. Çıkmayacak mı? Mesela bir tanesini hediye ettim. Birisi okuttu zaten. Öteki de kaldı öyle. Hediye ettim ne demek ya? Açacağım onu da şuradan. Çok evet. Motor sesi geliyor. Bir şey, ağaç kesiyorlar orada. Şöyle. Evet. Kuyumla aşk kesiyorum şu anda. Arkadaşlar inanılmaz sıcak. Vallahi çok sıcak. Ya biner binmez aynı şeyi söyledim ben de. Maskeyi hemen atacağım. Hiç kusura bakmayın dedim. Buradan böyle bu tarafa doğru konuşuyoruz. Peki hediye ettim ne demek? Sen satın aldın, hediye ettin başka birine. Evet. Yani ben okudum, yaptım. İçime çok sinmedi mi ya da bana gitmedi mi diye düşünüyorum şarkı. Birisi de çok beğendiği için ona hediye ettik. Ne söyledi? Güzel, ne güzel. Vesile olmuşsun. Bundan sonra artık sırayla gelecek diye düşünüyorum. Böyle 6 sene artık ara verme. Artık ara asla vermeyi düşünmüyorum. Asla. 2-3 ay sonra Onur'la zaten şimdi konuşacağım ve şarkı da dinleyeceğim. Seni biz Onur'a getiriyoruz. Aynen. Doğru. Bakayım bir dinleyeyim. En son şeyi yaptı o da biliyorsunuz. Demet Akalın'a nostalji. Çok evet. Da güzel oldu. Başarılı adam. Dedim o benim olmalıydı. Sen daha da güzellerini yaparız var, diye. Var mı böyle kıskanlığın şarkılar? Ya şunu ben herkesin vardır muhakkak ama her şarkı herkese patlamayabilir. Evet tabii. Yani tabii. Ben okusam o şarkı tutmayabilir. Birisi o sese uyması önemli, yorumu önemli. Aha. Sadece öyle o şarkı benim olsun diyebilirim. Ama hani böyle işte bu bana uyardı, ben bunu çok iyi söylerdim şu falan dedi. Acılara yürüyor, korkmuyorum ben. yok tabii ki de. Vardır. Var. Mesela Çak Bir Selam olabilir. Güm Güm olabilir. Yine Onur'un şarkılar. Yine Onur'un şarkılardan evet, gidiyor. Vallahi. Yani Ayşe'ye kariyer katan şarkılar yani. Kesinlikle öyle. Ayşe zaten Çak Bir Selam'la kendi de söylüyor. Hani 9 ay falan yürüdü o şarkı. Hatta bir senenin üstünde yürüdü. Kesinlikle. Ve 3. aydan sonra parladı. Aynen. Çok ara vermişti o da. Peki bu gidişattan, bu şarkının gidişatından memnun musun, mutlu musun, nasıl? Beklediğim gibi gidiyor. Çok, tamam. Ben hayallere çok yüksek olan biri değilim. Büyük hedefler koymam ki. Yetişebileceğim hedefler koyarım. Tutturayım üstüne, onları. Aynen öyle. Dediğim gibi zaten öyle bir şöhret olayım, onu olayım, bunu hiç öyle şeylerde gözüm yok yani. Hani burada çıkayım, onu yapayım. Ben yıllarca zaten beni istediler daha önce. Programlara da katılamıyordum. Ben kamera fobik bir insanım aslında. O yüzden de oyunculuk yapamadım. Sen o yüzden bu programa katılmayı istedin. Rahat nasıl olsa burada arabada. Sonra ama işte hayır. Sonrasında geçen gün işte yine Milyon TV'de programdayım Zeynep'le. Bozkaya. Canlı yayın bir de. Ben de çene bir açıldı. Maşallah. Dedim ki dedim bir şey yokmuş artık dedim. Ben konuşabiliyormuşum meğerse. Peki ben şunu merak ediyorum. Mehmet Ali Erbil'le de sen neydi o? Çark Fekto seslik yaptın. Orada bana kızarlardı mesela. Çarşıdaydım ben. Aha. Ha, çarşıda konuş mıydın sana sen? Evet. Konuş sana falan derlerdi. Ben asla konuşamazdım. Çok utanırdım. Çarşıda doğru. Tamam. Şimdi hatırladım. Çok ama ne kadar oldu çok değil mi? Çok eski değil mi? Bayağı eski. Bayağı eski. 10 küsür diyelim. Herhalde sen de 10 küsür yaşındaydın. Ben de 10 yaşında falandım işte. Ay. Peki radyolarla aran nasıl? Ben şimdi radyo kökenli bir adam evet. olarak. Radyolarla aran nasıl? Daha programlara çok konuk oluyorum ama daha çok yerellere. Tabii. Biliyorsun. Zaten oradan başlamak gerekiyor. Aynen öyle ve o kadar da keyifli geçiyor ki böyle. Geri dönüşleri çok güzel oluyor. Gerçekten oradan halk size mesaj yolluyor. Güzel yerel halkı nereye tabii. bağlandıysanız. Instagram'dan geri beni takip ediyorlar. Yazıyorlar işte çok tatlıydı sohbetiniz falan. Gerçek yani birazcık gerçek. Tabii gerçek. Ki de ulusallar çok önemli. Ama onlara ulaşabilmek birazcık daha sıraya girmek gerekiyor. Daha beklemek gerekiyor. Akıllı kız ya da bilinçli diyelim. Abladan ötürü mü? Yok. Yani hayır, abla da sonuçta bir şeyler yaşadı bu kulvarda. Evet, evet.
ne kadar oldu? 2012 idi. Ben bir şeyleri takip 8. edemem. O onu yaptı, bu bunu yaptı. Ben de böyle yapayım. Hiç öyle modum yoktur. Ben kendi bildiğimi okurum. Kendi kafama ama göre. Ama biliyorsun giderim. Bir şeyler. Ya da iyi öğretiyorlar. Artık yıllardır hani bu camianın içinde olunca bir şeyleri zaten mecburen öğreniyorsun. Evet. Yani ayakları yere sağlam basmak gerekiyor. Her seferinde daha güçlü şarkılar vermek gerekiyor. Evet. Falan filan. Peki şimdi senin bültende şey yazmışlar. Çizim değil de yağlı boya mı? Yağlı boya tam da yapıyorum. En güzel hobim, en sevdiğim şey. Kırmızı poşette bana bir şey getirmiş. Ben çaktırmadan gördüm onu. Ya. Ama ben de daha önceden başka bir şey hazırlamıştım. Aa. Ay, teşekkür ederim. Sana tuval aldım. Tamam. Ben bunu yağlı dolduracağım boya. En kısa zamanda. Hayır, şimdi aç onu. Şimdi. Bir yerde duracağız. Eskiz çizecek. Kara kalem çizemiyorum ki. Ciddi misin? Hayır, yağlı boya. Yağlı boya mı seviyorsun? Ben buna ekrandan yansıtıyorum. Üstüne nasıl? Eskizi öyle çizerek onun üstüne boyuyorum. Ya hani çok şeyle. Uyanıksın sen öyle ya. Öyle ama. Ekrandan yansıtıyor. Çok iyi ve teknoloji harika. Nasıl yapıyorsun onu ekrandan yansıtmayı? Şeyle, projeksiyonla. Hmm. Bunun üstüne göre tam oturtup o manzarayı ya da ne çizmek istiyorsam. Yağlı boyayı da mı öyle yapıyorsun? Yok. İşte, hayır şeyi. Sadece eskizini. Ha, eskizini. Ya arkadaş. Şimdi bir yerde durmak istiyorum. Bir iki tane yağlı boya getirseydim aldım. Bir şey yapardık. Ha, fotoğrafları şeylere istemişti Gizem. Ha, Gizem istemiş. Gizem'den aldım ben birkaç tane. Ondan sonra... O zaman ben... Ha, gerçeği ver, ne uğraşıyorsun fotoğrafla diyor. Bak, bak burada yapılmışı var. Yapılmışı var. Buyur. Vah, bir dakika. Bir Santorini. Vay. GNS. Ya, o benim kısaltmam işte. Çok severim. GNS kullanım. Tamam. Dur şimdi o zaman. Dur ona bakacağım ya. Hemen koyma. Onu... Onun fotoğrafını gönderdin mi bana? Yolladım. Tamam. O zaman onun fotoğrafını şimdi göstereceğiz arkadaşlar. Şuraya bir ele. Arkadaşlar, sanat dünyasında, müzik sektöründe hiçbir şey bitmiyor. Bak, Günsu çıkartmadığı dönemlerde bile işler yapmış. Yaptım. Sizin haberiniz yok. Ama çıkmamış. O da ayrı bir dünya. Ablam bu işleri yaparken, şarkıcılık yaparken benim de yapmam lazım deyip böyle bir hırslandığın dönem yok muydu? Hayır, şimdi şarkıyı sevdiğin hani, için. Tabii ama çok eskiden beri istiyordum. Fakat hani çok zor işler. Gerçekten hani ablamdan dolayı biliyorum. Hı. O kadar uğraş gerektiriyor ki o 3 dakikalık izlediğimiz klip bile ne kadar sürede çekiliyor. Sen biliyorsun tabii o şarkı ki. Bulma aşaması, stüdyo aşaması. Yani zahmetli dönemler ve binlerce şarkı dinliyorsun. Tabii. Yani öyle kolay bir şey. Çok ufak yaşta da yapmak istemedim. Biraz daha olgunlaştıktan sonra, biraz daha bir şeyleri öğrendikten sonra daha iyi oldu. Evet. Yani bilinçlendikten sonra daha iyi oluyor. Ama hoppa girme abi. Senin evle aran nasıl? Sporla aran nasıl? Sporla yani seviyorum. Dönem ama dönem yapıyorum. Dönem dönem pilates seviyorum özellikle. Beni çok yormayan reformer aletle ama... pilates. Ha, tamam. Ondan sonra zaten bir ayda bile o kadar faydasını görüyorum ki onun. O yüzden ara veriyorum. Devam ediyorum. Yazın bırakıyorum. Bir ayda ben tamam oldum diyor. Ondan sonra evet, bırakıyor. Evet. Çok çok toparlayan bir vücudum var. Geçmişten gelen işte daha önce teniste oynadım. Aa. İşte fitness da yaptım çok bir dönem. O altyapı oluştu. Kolay. Peki tenis oynadım. Ya, tenisi insan bırakamaz çok prof ya. Oynamadım. Ama olsun, benim diz kapağımda sorun çıktı. Ha. Şey menisküs başlangıcı oldu. Oynayamadım. Kötü. Önde. Çok da keyifli bir spor. Çok. Ben de bayılırım. Benim de arkada menisküslerim var. Her iki tarafta da işte çalıştırmaya çalışıyoruz bu sıralar. Ablamla bir kere Fransa'dayız. Şanzelize'de bir yerde yürüyoruz böyle. Alışveriş yapacağız. Uçağa yetişmemiz lazım. Son dakikalarımız falan. Benim ayağım bir kilitlendi. Ah. Ama seke seke gidiyorum. Hala alışveriş yapacağız. Hala. Şöyle şeyleydim. Abla diyorum. Sen koş. Sen yetiş. Bir şeyler al. Ben geliyorum arkadan. Kadınlar arkadaş yani hani. O halde bile. Ne diyeyim hakikaten o ne be. O halde bile durmuyor. Gerçekten acı çekiyordum ama yani. Şu anki aklım
sakat kalacağım yani. Ne alışverişte. Şu anda öyle düşkünlüğüm yok. Daha ufak yaşlarda. Öyle biz. Yani doydum her şeye yani. Zannetmiyorum. Git, vallahi git öyle. Şanzelize'ye yine git göreyim. Vallahi doydum. Gerçekten doydum. Ay şimdi arkadaşlar sonunda durabildim. Vallahi pes. Sen bana boş tuval hediye et ben sana. Ben, evet, ben boşunu verdim. Dolusunu alıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şuraya göstereyim. Şuraya göstereyim. Güle güle kullanın. Bunu, güzel bir duvalı. Şimdi bunu bana mı verdin yoksa sevenlerinden birine hediye mi edelim? Sen nasıl istersen. Ben sana hediye etmek istiyorum. Tamam, teşekkür sevenlerime ederim. O zaman de bundan yapayım. Bir tane bir şey. Tamam süper. Ben boşunu verdim. Günsu dolduracak, verecek, size hediye edeceğiz. Hatta yazsınlar mesela ne yapalım, ne çizelim, nereyi çizelim. Yağlı boya değil mi bu? Evet evet. Ay, en hasta olduğum şey böyle kabartılı işidir biliyor musun? Özellikle restoranda. Evet ya, bayılıyorum onlara. Vallahi bize öneride de bulunabilirler. Tamam. Ne manzarası yapalım, işte Türkiye'den olabilir bir şey yapalım. Manzara değil, başka bir şey de olabilir. Kendi keyfine göre yap, içinden geçeni yap. Daha olur. Hissiyatın daha güzel olur. Oluyor o zaman. Ben de küçük küçük çizerim. O yüzden kalem aldım. Bunları yapayım mı? Şuraya koyayım. Bu benim. Vermiyorum. Ofiste asacağım. Çok teşekkür ediyorum. Güle güle kullanın. Suyunu içiyorsun. Tamam okey. Ben başka bir şey ikram etmiyorum. Bir de şunu ikram edebilirim. Pıs pıs. Olur. O alışkanlık oldu abi. Artık evde otururken bile sürekli sıkıyorum. Evet, neyi tutarsak tutalım. İlla bunu sıkıyoruz ya. Ay, insanlar da artık o şey, o tik oluştu yani. Güzel de bir şey, boş ver. Temiz. Ya temizlik evet, iyidir. Yani temizlik işte diyorum. Bu hastalık hepimize temizliği öğretti, öyle değil mi? Kesinlikle. Yani daha fazla, daha titiz zorlanıyor. Kesinlikle. Yani. Güzel bir şey yani. Ama buradan ne olur ikimiz de seslenelim. Seninle biraz sohbet ettik biz program öncesi. Hı-hı. Arkadaşlar. Hala özen göstermeyen, gönge buldum gibi. Otobüslere binerken ya da otobüsün içinde maskelerini sadece burada gezdiren, bizde takmıyoruz ama. Ya bu çenede gezdiren ve hani otobüsün içinde başkasını düşünmüyorlar. Ben bazen taksiye biniyorum, taksici böyle kapamış. Ha, burnu açık. Rica, kendiniz için de lütfen diyorum hani. Aynen kendi öyle. Zaten öyle vurmak gerekiyor biliyorsun. Kapatır mısınız diyorum, kendinizi düşünün diyorum hani. Tabii bu ya bende var. Sen burnunu açık tutuyorsun. Aynen, abi olmaz. Geçen gün otobüs şeyde. Ya o maskeyi at çöpe o zaman yani. Hani şurada takılmaz evet, o maske. Evet. Metrobüs durağında sigara içiyor adam. Uyardım. Hı-hı. Ne yapayım diyor. Ya içme. Bütün dumanını soluyor etrafa. Ya içme arkadaş. Bir de bunun cezası var. Şak diye ceza da kesiyorlar ama. Bir de tartışıyorlar bazı insanlar da takın dediğin uyardığınızda. Ya o kadar umursamaz insanlar var ki biz buradan nereden gidiyoruz? Ayaz Ağa sağ diyor. Sağdan evet. Sağdan. O kadar umursamaz ki adam bir de ne yapayım? Böyle yapıyor ya. Ya al. Neyse. Ama gerçekten lütfen duyarlı olalım. Kendimiz için olmasa bile etrafımızdakileri de düşünelim. Yemek yap bize. Ne yaparsın? Mesela her şey diyorum. Aklına ne geliyor? Suş hariç her şey. Arnavutuz böreklerimiz biliyorsun. Arnavut böreği, evet, bir gün evet. Getiririm, uğrarım, bırakırım. Çok güzel böreklerimiz vardır zaten, soldan. Herhalde Ozan'a da bir uğrayacaksın diye düşünüyorum. Aynen şimdi. Aynen, inşallah. İnşallah. Konuşacağım şimdi, onunla şimdi. Tamam, o zaman geleceksin, gelirken getiriyorsun. Aynen, söz. Ben ama başka bir şey istiyorum. Şimdi bu program montaja girecek. Hı. Tamam, bu montajlanacak, işte ne bileyim çizdiğin bir takım resimleri göstereceğim şurada, getireceğim. Orada, burada. Bir de yaptığın bir yemeği göstermek istiyorum. Hmm. Mesela bu akşam, yarın akşam, hani 3 günün var diyelim. Tamam, tamam. Vardır belki, telefonda bulurum. Hemen tamam. İletirim sana. Ha, bir dakika. Eski çektiğim. Vazgeçtim. Ya şimdi başka bir yerden almışsın resmi yani. Hayır canım, yapamıyorum. Yapar mıyım öyle şey? Anneye de yaptırma. Hayır canım. Hani çok güzel yaparım diyorum zaten yani. Tamam peki, o zaman bekliyoruz. Tamam. Tamam. Fotoğraf ya da video bir burada şey görebilirsiniz. Öyle mi? Tamam. Ha, burada yok, görebilirsiniz. Yok hayır, tamam. Burada görebilirsiniz. Sen sevenlerine ne söylemek istersin? Programın artık sonuna doğru geldik. Beni sevmeye devam edin der. Beni seveyim. Siz de çok seviyorum. Beni seven de sevmeyen de onu söylüyorum zaten. Aha. Herkesi seviyorum. Çünkü yani hani tanımadığım bir insanı zaten nefret edemem. Tabii ki. Ancak sevgi besleyebilirim İnsan yani. Seviyorum. Evet, insan seviyoruz. Ha. Hayvanları da çok seviyorum artık.
sosyal mesafeye dikkat edin, maskelerinizi takın. Süper. Bir şey soracağım. Konuşmadığımız bir şey var mı? Şey var, onu inmeden konuşalım. Eurovision fanlarının düzenlediği bir yarışma oldu. Bütün yani ülkelerden, hatta Brezilya'dan falan bile Eurovision'a katılman için. Evet, yok yok hayır. Mı? Yok ne? Oranın fanları var. Binlerce kişi İsrail'den, ha, işte İspanya'dan, Yunanistan'dan. Bunlar kendi aralarında her sene bir yarışma düzenliyorlar. Tamam. Türkiye'den birçok isim elenmiş. Ben finale kalmışım ilk 24'e. Bana da bunu yarı finaldeyken söylediler. İspanyol birisi, bir fanım söyledi. Türkiye'den önce Avrupa'da meşhur olacağım. Vay galiba. Arkadaş çok iyi. Ondan sonra şey, ve bunlar gerçek kişiler. O yüzden o kadar güzel ki, o şey bir yarışma değil yani. Koftiler mi yarışma, aynen, değil diyorsun. Gerçek insanların katıldığı, 1000 kişi bile katılsa evet. Şurada 3. sırada diyor. Arkadaşlar bakın, birazdan net olarak ben ihtimal vermiyordum. İlk ona belki, bana diyorlardı ki ilk ona kalma ihtimali çok yüksek. Çok seviyoruz şarkını. Bu şarkıyla hem de. Evet, thank you. Ve bu şarkı çıkalı daha bir ay oldu. Evet. Ondan sonra onlar da 8 Ağustos'tan beri işte çeyrek final, final falan düzenlemişler. Çok iyi ya. Bana haber verdiler. Ben de heyecanla bekliyorum. Bana söyleyin dedim hani sonuçları. Tebrik ederim. Ondan sonra şey, bana çok güzel mesajlar geldi falan. Merak etme, ilk onda olacaksın kesinlikle falan diye. 3 numara. 3. olmuş. Gerçekten o kadar gurur verici bir şey ki yani. Gerçek bir yarışma olmayabilir. Ama gerçek kişilerin katıldığı bir yarışma. Ve yani Avrupa'nın her yerinden. Çok güzel. Geri dönüşü bana çok güzel oldu. Ben de yani hani gerçekten hepsine teşekkür ediyorum. Ve hepsini çok seviyorum. Ve bana hala yazıyorlar. Her gün bir şeyler yazıyorlar Instagram'dan falan. Güzel, süper, gurur verici çok bir şey yani. Ben Dua Lipa 8. oldu. Yapma ya. Selin Dion 11. Duy. Çok teşekkür ediyorum ben ya. Ben teşekkür ağzına ederim. Ağzına sağlık. Şimdi bir şey yapalım. Selfimsi bir şey yapalım. Oluyor mu böyle? Patates.